Atatürk'e sövülecek, söven adamı siz sarayda karşılayacaksınız. Atatürk'ün anasına sövülecek, siz onu sarayda ağırlayacaksınız. Böyle bir şey olamaz. Böyle bu bilgisizlikle falan alakası yok. Bence sevgili hocam, söylediğinizden daha vahim bir patolojik durum var. Ortak hatıralarımıza, ortak zenginliklerimize, ortak değerlerimize türlü iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla saldırıyorlar. Beraber yaşama arzumuzu, birbirimize olan saygımızı, sevgimizi, kutuplaştırma taktikleriyle, nefret diliyle ve öfke siyasetiyle yıkmaya çalışıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü hazmedemiyorlar. Atatürk'ün o büyük vizyonunu hazmedemiyorlar. Cumhuriyet değerlerimizi hazmedemiyorlar. Küllerinden bir devlet doğuran o kutlu iradeyi hazmedemiyorlar. Çünkü tüm gücün kendilerinde olmasını istiyorlar. Çünkü onlara hiç kimse karışmasın, onlardan başka hiç kimse konuşmasın, hiç kimse onları eleştirmesin, hiç kimse onlardan hesap sormasın istiyorlar. Hatta millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclisimizi bile bir pranga olarak görüyorlar. Bugün AK Parti iktidarı için millet, AK Partili ise kayırılan, değilse ayrılan, susarsa makbul, konuşursa hain çıkan, erkekse kabul, kadınsa vitrin süsü olan, zenginse gözde, fakirse sözde kalan demek. 20 yıllık iktidarlarının sonunda, AK Parti köprü diye diye gelip milletle devlet arasındaki köprüleri yıkmayı, yol diye diye gezip demokrasiye giden tüm yolları tıkamayı, Türkiye'yi şahlandırma masalları anlatıp yolsuzluğu, yoksulluğu ve yasakları şahlandırmayı seçti. Millete hizmetkar olmaya gelenler, milleti hizmetkarı olarak görmeye ve aşağılamaya başladı. Ve bugün milletin omuzlarına basarak yükseldikleri yerde artık milletle değil, tam tersine millete rağmen yandaşlarıyla el ele yürümeye çalışıyorlar. İşte bu yüzden partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte saray sefasını ve koltuğunu korumayı kutsal bir amaç olarak benimseyen Sayın Erdoğan, yoluna çıkan her şeyi de züccaciye dükkanına giren fil misali kırıp parçalıyor. Özellikle de milli birliğimizi ve beraberliğimizi. Çünkü adı gibi biliyor ki millet bir arada olursa bu ucube sistem daha fazla yürüyemez. Millet bir arada olursa o koltukta daha fazla oturamaz. Millet bir arada olursa o sarayda daha fazla kalamaz. Eserinle gurur duy Sayın Erdoğan. Sayende bugün artık iki Türkiye var. Bir tarafta ranta, yağmaya, talana boğulan, kara gün akçesine el konulan, faiz lobilerine, petrol krallarına peşkeş çekilen bizim Türkiye'miz. Diğer tarafta sarayların, lüküs hayatların, şatafatlı sofraların olduğu, zevki sefanın hüküm sürdüğü senin Türkiye. Sayın Erdoğan, sayende bugün artık iki millet var. Bir tarafta toprağını ekemeyen, hayvanını besleyemeyen, atanamayan, hakkını alamayan, yiyecek ekmeği, başını sokacak çatıyı bulamayan, sansürle, baskıyla ve endişeyle yaşayan, hatta artık nefes bile alamayan, her partiden, her görüşten, her düşünceden bizim mağdur milletimiz. Diğer tarafta ise yandaşlardan, haramilerden, rant şebekelerinden, mafyalardan, simsarlardan, baronlardan, tefecilerden, 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş alan saray danışmanlarından torpilli yiyenlerden, pudra şekercilerinden, lüks, şatafat ve israf meraklılarından, el cümle çevrendeki bir avuç iktidar şımarığından müteşekkil senin mağrur milletin.